Bu ortadaki Neyse. noktada aslında kumaşın topun arkasında kalması lazım. Topun arkasından geliyor olması lazım. Okay. So let's look at it again. I play the video. This is not playing small. Okay. And about the cannon. It's good. Anticipation is good. Top animasyonu gügüzel, beklenti güzel. Beklenti yaratılmış. And the amount of squash and stretch is proper. Genişleme ve esneme şeyleri de çok iyi. Yeah. Let's see. Şimdi denizinkilere bakıyoruz. Deniz, all exercises were very good. Deniz egzersizleri neredeyse hepsi çok iyiydi. Hiç All çok of iyi, them neredeyse were yok. perfect. So I don't have any comments on them. All of them are correct and flawless. Kusursuz. Thank you so much. Yeah. And Elif. Okay, just a second. Okay. The acting is good. It stretches so much that it cannot return back to its original Hamid, position. on our screen, ha, okay, we are seeing it right now. I think it's coming from a little bit behind. Can you say that again? I told that the acting is good. It stretches so much, but it cannot return back to its original shape. Burada mesela oyunculuk çok iyi. Yani hareketler güzel uydurulmuş. But there are problems with spacing, Ama şöyle problemler var yani kaymış biraz. yeah, for example, when it falls, there should be an ease, but it Mesela isn't. düştüğü zaman orada bir geçiş olmalı ama geçiş koymamışsın. Okay, let's see another exercise. Here it is almost okay. Bu da neredeyse olmuş. The second part is being dragged behind the first part. İkinci kısmın, yani kuyruğun ikinci kısmının ilk kısmın hep arkasından geliyor olması lazım. Esra. Şu an Esra'nınkindeyiz. Okay. According to last session, at the middle of the action, the second part should be dragged behind the first. Şimdi tam ortasındaki noktada, orta pozisyonda kuyruğun üst kısmının alt kısmının arkasından gelip onu takip ediyor olması lazım. Burada dik bir duruş var. This is not what Burada tam happening olmamış o yüzden. here. Okay. Let's see here. If this is the tail and this is the first part and going this way, the second part should be dragged. Şimdi eğer alttaki kısım sola doğru gidiyorsa üst kısım arkadan sürükleniyorcasına geriden gelmesi lazım. Şu an gösterdiği gibi. But here it is straight. Ama burada düz olmuş. Okay. Let's same problem. Oh, you do not see it. Okay. Same problem exists here. Burada da aynı problem var.
At the middle of the pass, it should be the fabric should be dragged behind the pendulum, but it is not. Yine orta pozisyonda kumaşın şeyin topun arkasından geliyor olması lazım. This should be like this, but it is not. See here, it is straight. Burada şey kumaş düzleşmiş. Mm-hmm. I think you need to allow someone in the lesson in Zoom. Oh, let me check it. Yes, yes. Thank you, Denise. Yeah. They are joining. Ruya still trying to join. Okay. Okay. Here the amount of squash and stretch is very good. Bundaki esneme ve genişleme çok iyi. But shooting is a very fast action. Ama top fırlatma çok hızlı olması gereken bir hareket. So we should draw very few frames for this. Only... O yüzden fırlatma için çok az aslında çizim yapmanız lazım. Çok az frame çizmeniz lazım. Yeah, only one or two frames are enough. So let's do it frame by frame. Bir ya da iki frame yeterli. Şimdi tek tek bakalım. This is the anticipation pose and also it is squashed. Burada bekleme ve aynı zamanda genişleme. The next frames are for shooting. So let's count these frames. Şimdi biz sayalım. Sonraki frame'lerin hepsi fırlatma için çünkü. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, yeah. 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Exactly. You spent 8 frames for shooting. It's too much. Şimdi burada fırlatma için 8 frame kullanmışsın. Bu çok fazla. Sadece 2 tanesi yeterli olurdu. Yeah. Okay, let's see another example. Irmak. Irmak, şimdi ona bakacağız. I think we saw it last session. Buna sanırım geçen derste bakmıştık. Same as Bala. One quarter of the cycle is not animated. Bala'nınki gibi burada da dörtte biri şey eksik döngünün. It starts here. Soldan başlamış. Right. Sağ gitmiş. Returns. Sonra geri geliyor ve duruyor. And it stops here. The cannon is good. See? Kapatma iyi. It's almost okay. Neredeyse tam olmuş. Let's get... Okay. First, okay. Let's talk about... Pendulum. Again, one quarter of the cycle is not animated. Yine bir dörtte bir döngü eksikliğimiz var. I don't know why you do not animate one quarter of the cycle. Look at frame by frame. Let's play it frame by frame. You see, it comes left. Sola gidiyor. And then it jumps to the middle of top.
Sonra sanki ortaya zıplıyor. Solu tam geliyor ama sonra ortaya zıplıyor. Soldan ortaya gidiş eksik kalmış. Okay. Other than that, it's okay. Onun dışında gayet iyi. And let's look at the bird. Kuşa da bakalım. Seeds. Okay. Okay. Spacing is okay. It's great that you noticed the tail action and you animated çizimler, tail. Çizimler arasındaki mesafe çok iyi. Kuyruk hareketini fark etmiş olman ve yapmış olman da çok güzel. It's great. But there's a problem with wings. Kanatlarda bir problem var. When the wings come down, they should be straight. Ha, kanatlar aşağı inerken tamamen düz olmalılar. Let me draw it. If the wings are going down, they should be straight or with a little angle. Aşağı inerken kanatlar ya düz ya da böyle yukarı doğru hafif bir açıyla çizilmeli. But Özge, in your animation it is like this. Seninkinde hep şöyle olmuş aşağı inerken. O pek doğru değil. Okay. Going up is okay, but coming down is not. Yukarı o şekilde çıkar ama aşağı o şekilde inmez. Very good. Who's good? Let's look at this. There is no overlapping action here. Mm. The second part is not dragged behind the first part. It's in all frames the dog tail is straight. Hı hı. Ya burada overlapping aksiyon eksik. Kuyruk sanki tek bir çubuk, düz bir çubukmuş gibi çizilmiş. Ama üst kısmının arkasının peşinden geliyor olması lazımdı. Bir şey sorabilir miyim? Benim sadece iki videoma bakıp başkasına mı geçti yoksa şeyleri mi karıştırdı hoca? Onu anlamadım. Sanırım öyle oldu. Hamid, whose picture are we looking at? Whose picture? Bu benimki. Ha, okay. Ama Özge'yi adı karıştırdığını bilmiyorum. Okay. Other Özge. Other okay. Özge, okay. Yeah. Yeah. We have two Özge's. It was just confusing for a second. And let's take a look at the bird. Wings are moving correctly. But you have animated just half a cycle. Things just go down. Hmm, Özge, burada kanatlar doğru hareket ediyor ama animasyon döngüsünün yarısını yapmışsın. Yani sadece aşağı giden kısımlarını yapmışsın. Bir de kanatların yukarı gittiği kısım eksik kalmış. Yes. Things just go down. They don't. They jump up. Yeah. And when the wings come down, the body should go up. But here... Ha. The body comes down with the wings. Bir de şöyle küçük bir şey, kanatlar aşağı inerken vücut yukarı çıkmalı. Seninkinde biraz ters olmuş galiba. Okay. And about the cannon, it's the same as previous exercises we saw. Shooting is very fast action, so it needs fewer frames. Topta da yine daha önce söylediğim gibi daha az fırlatma çizimi olması lazım. Çok hızlı olduğu için. Anticipation needs more frames, but the shot itself needs one or two frames. Hmm. Bir de beklenti kısmını biraz uzatmalısın. Yani oraya bir iki çizim daha iyi olur.
Sahar. Sahar, all your exercises were accurate and correct. Sahar, tüm egzersizlerin çok doğru ve olması gerektiği gibiydi. Thank you. Thank you very much. We saw it. Peki Sahar. Gelsen birini seçebilirim. Ben iki tane Sahar var diye düşündüm ama bir tane var değil mi? Okay. And this one is okay too. You should bend the the second part more when it's come when it comes up. Uh-huh. Correct, but you could bend it more. Şey dedi, yukarı çıkarken birazcık daha eğilebilir kanatlar. Oradaki eğim birazcık daha artırılabilir. Very good, Semra. Canon. Is Semra in the class? Semra, şu an burada mısın? Yes. Yes. Okay. It's amazing. It's really sneezing. You are not seeing it smooth, but it's sneezing. Sistem göremiyorsunuz ama çok çok iyi çünkü gerçekten hapşırıyor burada. Yeah. But we would see a smoother animation if you drew more in betweens. Birazcık daha birkaç frame daha çizersen, yani in betweenleri birazcık daha artırırsan çok daha smooth bir animasyon olur. It needs more in betweens. As you see, it is playing on 6. Ha, ben şu an bunu 6 frame per second'da oynatıyorum. Yani 6 saniyede 6 frame gösterecek şekilde oynatıyorum. Ona rağmen hiç akıcı değil. O yüzden birazcık daha aralandırman lazım. Yeah, it needs more in between, but the action is correct. And about the bird. It's great that you noticed the movement of tail and feet. Yine kuyruk ve ayağın hareketini fark etmiş olman çok iyi. Yeah. But the same problem exists here. When the wings come down, they should not be bent, they should be straight. Ama işte daha önce söylediğim gibi kanatlar aşağı inerken eğim olmamalı, düz olmalılar. Yeah. This is like this. Burada gözüktü gibi. Wings come down and the second part is like this and it's not correct. Evet. Yani kanatların aşağı inerken ki halinde bir sorun var. Okay. And Şerife. I think we saw it last session. Bu sene geçen derste bakmıştık. Again, a quarter of the cycle is not animated. Yine döngünün dörtte biri eksik. The tail comes right, returns left, but this part is missing. Sağ gidiyor, sol başa dönüyor ama sol baştan ortaya gidişi eksik. And Canon. Okay, the amount of squash and stretch is amazing. It's correct. Genişleme ve esneme çok iyi olmuş. But timing is not. Ama zamanlamada sorun var. Many frames are spent for shot, which is not correct. Atış için çok fazla frame kullanılmış. And let's see. Sema or Sema? Sema burada galiba. Okay. This is just keyframes, no in-betweens.
Burada zaten sadece keyframe'ler var. In between'ler hiç yapılmamış. Yeah, it needs in between. Okay. 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 In the first session, we talked about some of the 12 principles of animation, such as anticipation, spacing, ease, exaggeration, and secondary action. We talked about them. Okay. İlk derste bazı prensiplerden bahsetmiştik. İşte abartma, beklenti yaratma, yumuşak geçişler gibi. Bu prensipleri hatırlıyorsunuz. Okay. Okay. In the second session, we talked about overlapping action and follow through. İkinci dersimizde following through ve overlapping aksiyondan bahsettik. Let me share my screen. Okay, do you see my screen? It's not currently, it looks black. Oh yeah, we see it. Okay, and we focused on overlapping action, which means that the second part would be dragged behind the first part, and at the end of action, overlapping aksiyonda uzvun ikinci kısmı birinci parçayı takip ediyor ve arkasından geliyordu. At the end, the second part catch up to first. And ve ikinci parça ilk parçayı yakaladığında. Yeah. We talked about a short tail that you see here. We said that burada gördüğünüz gibi kısa bir kuyruk var. This is consist of two parts. We suppose that this is consist of two parts. Demiştik ki bu kuyruk iki parçadan oluşuyor gibi düşünelim. Okay. And we simplified these two parts. Like this. Sonra bu iki parçayı da şu şekilde basitleştirmiştik. Two important points. In every frame, the curve is C-shaped. Is like letter C in English. The curve is like. Burada iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Her karede bu iki parçanın birbirine olan ilişkisi C şeklinde olmalı. C harfi gibi. Dikkat ederseniz bir eğim var aralarında. Except this one. Here it is straight. But in most frames the curve is like a C. Okay. Yani en son kare hariç, yani birbirlerine eşit oldukları, düz oldukları kare hariç C şeklinde aralarındaki ilişki. And I remember that I told you that this frame is an important frame when the first part returns back, but the second part continue to move in the previous direction. Bu önemli bir kare çünkü burada alttaki kısım aslında geri dönme hareketine başlamış olmasına rağmen üstteki kısım hala sağa gidiş hareketini tamamlamakta. Today we are going to animate a long tail. And for a long tail we have to what add long tail? Long tail. Long tail. Yeah. We are going to okay, animate. Okay, I got it. Yeah. And for animating a long tail we have to add another part. Bugün uzun bir kuyruk animasyonu yapacağız. Uzun olması için bir çubuk daha ekleyeceğiz. So let's analyze the action. Şimdi buradaki harekete bir bakalım.
At the middle of the pass, the first part has its maximum speed. En orta pozisyonda birinci kısım en hızlı olduğu pozisyon. So the second part is being dragged behind the first, and the third part is being dragged behind the behind the. O yüzden de kuyruğun ikinci kısmı birincisinin, üçüncü kısmı da ikincisinin arkasından sürükleniyor. Okay. Let's go frame by frame. So here I should draw it like this. After that it would be something like. Şimdi kare kare ilerliyoruz ve her kare için gösteriyor üçüncü çubuğun hareketini. İlerledikçe. In this frame, the second part catch up to the first, but the third is not yet. Şimdi bu karede ikinci kısım birinciyi yakalamış ama üçüncü kısım ikinciyi henüz yakalamamış olacak. The next frame was important. First part returns back. Second Şimdi part. Birinci kısım geri dönüyor. İkinci kısım daha hareketi tamamlıyor. Here the curve transformed to an S shape. İşte burada artık bir S şeklimiz var. This is not C shape. Previous frames were C shape. Yeah, look at this. This is C shape, mirrored C shape. This one is C shape. Bunların hepsinde C şekli gözüküyor. Here's C shape. But but in this frame. Ama artık bu kareye geldiğinizde C şekli bozuyor ve onun yerine bir S şekli haline alıyor. And let's draw the other frame. The curve maintained its S shape for a few frames. Şimdi bu S şekli birkaç kare boyunca sürecek. And then again transforms to C shape. Ve sonra C şekline geri dönecek. So let's animate the other frames. This would be like this. Like this. Here. Again, this part returns back and the curves transforms to S shape. Geri dönme hareketi alt tarafta başladığı anda artık S shape'e, yani S şekline dönüyoruz. We don't see it smooth. Just for a few seconds, I lower the resolution to see real time animation. Şimdi daha akıcı göreceğiz. Evet. Yeah. Okay. Is there any question? Sorusu olan var mı? We didn't do the lowering the stick while it's near middle thing. Instead, it's like even more acute in the near middle. Why was that? I didn't get it, Deniz. Would you repeat your question? I will try to show my question. No, can you pause in the middle, a frame near to the middle? Yeah. Ah, okay. So, okay. It's this kinda, one? Yeah, I answered myself. Okay. I played frame by frame. This is my first frame. Second. Here the first part returns and S shape emerges. An S shape remains for a few frames. Burada ilk dört frame'i gösterdi, sonra S şeklinin nasıl başladığını ve birkaç kare boyunca sürdüğünü. Okay. Did you get it?
It is a little bit difficult. Bu biraz zor. Yani anlayabildiniz mi? Is it necessary to, I don't know, repeat it again? Bunun üzerinden bir kere daha geçmemi ister misiniz? Yoksa hani net olduğunu, net mi? Üstten bir kere daha geçmesini isteyen var mı? I think we're all clear. Okay. Let's see another example. This is really a long tail. Hmm. And follow. Şimdi çok uzun bir kuyruk yapıyoruz. Same rule. Okay. Mm-hmm. This can be applied to many objects. For example, look at these two. Okay. Ya bu prensip başka pek çok objeye de uyarlanabilir. Both follow the same rule. Hmm. Aslında bu gördüğünüz ikisi de aynı prensibi uyguluyor şu anda. But the left one has a small amplitude. Ama soldaki daha I mean, has a small domain, has a small amplitude, but second one has a large domain or amplitude. Soldakinin daha ufak bir alanı var. Sağdaki çok daha fazla alan kaplıyor aslında. But if we analyze them, both of them are similar. Let's see it frame by frame. At the first frame, C shape is clear. Şimdi ikisinde de ilk karede C şekli çok açık. First part goes forward. Sonra sola doğru gidiyorlar. Here, oh, let me just a second. It's better now. Here the first part returns back. Burada kuyruğun alt kısmı geri dönmeye başlıyor. Şu an biz görmüyoruz bunu. You don't see my screen. No, Good it time. Froze. It froze, yeah. Do you see my screen? I think so, yes. Here, the first part returns back and the S shape emerges. Şimdi bakın soldakinde şeyi görebiliyoruz artık. S şekli ortaya çıktı. Çünkü kuyruğun en alt kısmı geri dönüş hareketine başladı. And in this frame, here, the first part returns and S shape emerges. Diğerinde de ilk alttaki kuyruk geri dönüş hareketine başlayınca S şekli ortaya çıktı. S shape remains for a few frames. Gördüğünüz gibi ikisi de S şeklinde kalmaya devam ediyor bir süre boyunca. And then again transforms to C shape. Sonra C şekline dönüyor. Okay. Now it's your turn. You should animate a tail, long tail, with at least 12 frames. Şimdi uzun bir kuyruk yapmanızı istiyorum, animasyonu yapmanızı istiyorum. En az 12 kare olması gerekiyor. En az 12 kare olsun. Hamid, can you show one by one each frame one more time? Sure. Şimdi tek tek her kareyi bir gösterecek. Okay.
it's my way. I usually start the cycle from I can't hear you. I can't hear Hamid. Dondu maalesef. Ha. Dondu mu Öykü? Ya ben geldim de ben düştüm galiba değil mi arada bir? Yoksa Hamid mi düştü anlayamadım. Bir an bütün sesler gitti bende. Bizim sesimiz çıkmadı sanırım. Hamid düştü. Olur da şurada belki kapanırsa tekrar giriş yapmamız gerekir. Evet, o düştü, şimdi girecektir. Yani en son söylediği de şuydu, hani bir tane uzun kuyruk animasyonu yapacağız şimdi ve en az 12 frame olacak. Evet, şimdi gelecektir. Var mı buraya kadar takıldığınız bir şey ya da bir sorusu olan? Öykü, sen nasıl bir tablet kullanıyorsun normalde? Öykü? Allah Allah. Heh, buradayım. Sen ne kullanıyorsun çizim olarak, tablet? Ha, çizim tableti mi? Ben de Wacom kullanıyorum. Hı-hı. Hı-hı. Rahat çalışabiliyor musun? An, yani çoğunlukla rahatım. Şu an yanımda değil sadece tabletim. Anladım. Hala girmedi değil mi? Duyamıyorum. Gitti sesin. Evet. Ha, Hamid girmedi. Bekleyelim bakalım, biraz gelecekti. Evet, geldi şimdi. Hi again. Do you have my voice? Yeah, we do. Okay. Oh, thank you. I was saying that it's my way. I usually start the cycle at this position when the first part has its maximum speed. So, ben döngüyü genelde en ortadan başlatırım. Bu noktada da kuyruğun en alt kısmı en son hızda. Öyle düşünmeniz lazım. So here it is my first frame and here it is two. It's almost the same. Bu benim birinci karemdi ve gördüğünüz gibi neredeyse şeyin tamamen aynısı buradaki şekil dedi ama. And I'm playing it frame by frame. Şimdi kare kare oynatacağım tek tek bakalım. Okay. Okay. Okay, now you animate it. Şimdi animasyon yapmaya başlayabilirsiniz.
I did it, but I'm not sure about the third part of the tale. Let's see it. Oh, it's okay. It seems good. Thank you, David. Well done. It was correct. Does anyone else finish? Başka bitiren var mı? I don't think so. Okay. I'm finished. Okay, Ria will show hers. Yeah. Let me see it, Ria. But I don't think it's good. It's just a sketch. I'm not good at it. Okay. I don't see it, Ria. Uh-huh. Now you see it, I guess. Yeah. Part of it is good. When it goes to left, it is good, but you don't animate a quarter of a cycle. You know, it comes right, then returns left, but it doesn't return to right again. Let me show my screen. Yasmin, anladın mı? Ne dediğini? Şey dedi. İki tarafa da dönüyor ama sonra yeniden ortaya gidiyor. Çünkü cycle'ın bittiği için yeniden yana dönmesi gerekiyor diyor. Yani döngünün bir kısmını eksik bırakmışsın. Orayı da tamamlaman lazım. Biliyorum. Bir kez daha döndüreceğim. Tamam. Bak şimdi sana gösterecek galiba birazcık. Is it okay? Got the point? No, it's okay. I understood it. You don't have it in your screen. I know what is it. Okay. Thank you.
It is okay if it seems difficult. Here in Iran, some of my students have problems with animating such wave actions. Yani zor oluyorsa şey yapmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Benim buradaki öğrencilerim de zorlanıyorlar bu aksiyonları yaparken. But I think after a few exercises you would be able to animate it correctly. Ama birazcık şey, yani birkaç egzersizden sonra ben iyi, doğru bir şekilde animate edebileceğinizi düşünüyorum. Biraz çalışmak gerekiyor sadece. Okay. No one finished? Kimse bitirmedi mi? Ben bitirdim aslında, gösterebilirim. Okay. Shema is gonna show. Okay, Shema. Just a second. Shema, I think the S form emerges before the first part returns back. Şema, sanki S şekli biraz erken ortaya çıkmış gibi. Çünkü S'nin alt kısım geri dönüş hareketine başladığında ortaya çıkması lazım. Can you play it frame by frame? Bir kere de böyle kare kare oynatabilir misin? Hani tek tek karelere. Okay. Okay, go forward from frame one. Bir kere daha, birinci kareden. Frame two is not correct. Same of frame two. In frame two, the third part should be dragged behind the second part. But it is going forward. İkinci karede kuyruğun son kısmı ikinci kısmın arkasından geliyor olmalı. Ama sanki seninkinde önüne geçmiş. Yes. Yani şöyle olsa daha mı doğru olacaktı? Yes. Burada devam etti. Would it be better like this? Yes. Mm-hmm. This one is better. Aynen. Go forward. Go forward. Next frames. İlerle. Ha. Frame by frame. Okay, next frame. Next frame. Next frame. Here, okay. Next frame. This frame is not correct. Previous. Ha, bu. Burada da hata var. Because in previous frame, the first part return to left. Go to your previous frame. Bir öncekine git bak. Okay. So if you see, let me share my screen. Share. I think something like this is happening. Şimdi burada sanırım şöyle bir şey oluyor dedi. This is your frame. I think something like this happened. This is your frame. The next frame, let me draw it with black. Şimdi senin karen buydu. Okay. This is something like this. In the next frame, your first part is not moving. And something like this happened in the next frame. I thought that it should returns back, but it comes here and it's not correct.
Şimdi şöyle bir şey olmuş. İkinci Karen de o geri gitmeye başlayacak artık zannetmiş, hareket etmediği için alt kısım. Ama seninki daha da ileri gitmiş. O doğru değil. Yani alt kısmın hareketi bir yerde durmuş. Yeah, it comes to right, stops and again goes to right. This is not correct. Anladın mı? Sağa gitmiş, durmuş, tekrar sağa gitmiş. Anladım. Şey rica edebilir miyim? Tam bu gittikten sonra dönüş aşamasını bir gösterebilir mi tekrardan? Hamid, can you show us again right when it turns the I made it again. First part. Okay. And I made it again. Rüyacığım, biraz bekler misin? This is it stops. Here it stops and in the next frame it will return back. An S shape emerges. Gördün mü şefe? Okay, thank you. You're welcome. Okay, anyone else? So, I think Rüya made a new one. Sonra Rüya. Ben de gösterebilirim. Rüya, are you gonna show your... Rüya gösterecek misin? Başka biri gösterebilirim demişti. Özge, let me see it. Özge, when the first part returns to left, at the middle of the action, yeah, let me show you. Look at this. In this frame, your animation is like this. Özge, bir sorun var. Gösterecek şimdi tam olarak ne olduğunu. But it should be like this. Hamid, are you showing us your screen? We are not seeing it. No. Tamam. Do you see my screen? Evet, yes. Okay. Özge, when the first part returns back at the middle of the action, it has its maximum speed. So the second part and the third part should be dragged behind it. But in your animation, the first part is this, the second part is this. Özge, anladın mı? Tam orta pozisyondayken geriden gelmeleri gerekiyor. Okay. Yeah. And I think that was not just the problem. Maybe there are bir daha göster. Okay. After this frame, do you see still my bir screen? Bir hatadan mı çıktı? Eyvah. Yeah, we still see your screen. Okay, after this frame are not correct too. This frame is not correct. Mm-hmm. The frame after this one are not correct too. Because as you see here, the second part must be dragged. But in Özge, this is like this. Seninkinde... hareket yönüne doğru eğilmiş. Halbuki ters yönüne doğru. Evet. Okay, thank you. Okay, I think we are going we are running out of time. Bir tane gösterebilir miyim? Kim konuştu? Esra ben. Hamid, do we have time for one more? Yes, sure. Okay, Esra wants to show us. Yanlıştı ya, bir denedim o yüzden. Benim. Ama ekran paylaşımı yapabiliyor muyuz? Just a second. Can you let her share her screen? Yeah. Share.
I think she can share her screen. Esra, şu an paylaşabiliyor olman lazım. Tamam, deniyorum. Evet. Neden oldu? Tamam. Şu an oluyor? Görmüyoruz, hayır. Hayır, oldu oldu. Tamam. Tamam. Aha. Peki. Hey, I see your screen. Şöyle bir. Görünebiliyor mu acaba tabii? Böyle de bir şey. Küçük mü? Açabilir miyim? It seems okay. Can you play it frame by frame? Tek tek kare kare oynatır mısın? Tamam, peki. Şöyle. Hı-hı. Aşağı tuşuna da basabilirsin bu arada. It's C shape. Okay, next frame. It's still C. Here is a problem. The first part should return back, but second part. Evet. Okay. Önce alttakinin geri gelmesi lazım, değil mi? Ben. Aynen, bence de öyle söyledi. Evet. Can you say it to me again? The first part should start going back, right? Is that what you said? In okay. The previous frame. Evet, anladım. Uh-huh. Bir önceki kareye git. In this frame, the uh-huh. first, the böyle, first. Çok böyle. Böyle. Bu yanlış. Okay. Öykü ben de bitirdim bu arada. Arkadaşlar bir saniye. Esra, sen de bir şey söylemeye sanırım bu konuda bir yorum yapacak. Okay, tamam. We're listening. Okay. In this frame, the first part should start to return back to right, to left. Excuse me. But it is steady, and instead, the second part has started to return to left. Tamam. Şimdi Esra bak, burada dikkat edersen seninkinde en alttaki değil, ortadaki kısım geriye gitmeye başlamış. O ikisini değiştirmen lazım. Tamam. Anladım. Okay. Söyleyince fark ettim zaten. Teşekkür ederim. İstersen diğer frame hızlıca bir diğerlerini de göster. Aşağı doğru git. Let me show it again. Is it correct, Hamid, the rest of it? Yes, it seems correct. Next frames. Yeah. It's correct. It's correct. This one is correct. Okay. Burada this doğru galiba. Previous one. Here it's better than aha, aha, aha. Evet. Aynen. Can I show mine also? Stop sharing yapıyorum. Mm-hmm. I think Özge is also finished. Okay, Özge, let me see. Stop. Stop my share. Ama Özge ekranı pek göremiyoruz ya. Niye öyle oldu? It's not clear. Şey birazcık daha geriye al. Ya da sola yaklaştır. Okay. It seems okay, Özge. Olmuş gibi gözüküyor Özge. Thanks. Wasn't clear, but thank you. It was okay. Okay. How much time do we have? Ne kadar zamanımız kaldı? 15 kaçta dakika. Bitiyor? Ha. We have about 15 minutes. 15 minutes. If Fatih, if it's necessary, can we continue our class for a few minutes more? Birkaç dakika daha uzatmamız mümkün mü Fatih? Eğer yetiştiremezsek. Yes. Bir sorun yok. Yani sizden kılmadığı sürece vaktiniz varsa devam edebiliriz. I mean, if you have the time, yes, of course. Yeah, I know. Okay. So it's okay. Let me just add one more point. Okay. This one.
Okay. These are symmetrical cycles. So if you draw the half of the cycle, you can duplicate this half and flip it horizontally to make the second half. Şimdi bunlar kendilerini tekrarlayan döngüleri olduğu için bir kısa yolu var. Döngünün yarısını yaparsanız o kısmı kopyalayıp flip edip yatay bir yönde çevirip yapıştırıp döngüyü tamamlayabilirsiniz. Yeah, look at my cycle. It is 24 frames. Ben bunu 24 karede yaptım. But if I delete the second 12 frames. Like şimdi this. Son 12'yi sildim diyelim. So I just have half a cycle. It goes to left and comes to middle. Sadece yarım döngüm var. Sola gitti, ortaya geldi. I can select these frames, duplicate them here and just flip them like this. Şimdi ben bunları seçtim, kopyaladım, yapıştırdım ve sonra flip yaptırdım. So I flip these frames and it should be okay again. Ve oldu. Yani sanırım yine tam bir döngümüz var. Okay, I think you do not watch a smooth animation, but it is like this. Yeah, I can see it. Need to animate the whole cycle. If you animate half a cycle correctly, you can duplicate it and mirror it to make the second half. Yani aslında bütün döngüyü bile şey yapmanıza gerek yok. Sadece ilk yarısını doğru yaparsanız sonra onu kopyalayıp çevirerek döngüyü tamamlayabilirsiniz. Okay. This is your next week exercise. Şu önümüzdeki hafta için bir egzersiz yapmanızı istiyorum. You are going to animate a snake swinging left and right. Sağ sol sallanan bir yılan yapacağız. Animasyonu yapmanızı istiyorum. Now, of course it is consist of three parts like what we did now. Bu yılanın işte üç çizgiden oluştuğunu düşünmenizi istiyorum. Az önce bu uzun kuyruk animasyonuyla aynı mantıkta yapılacak. Okay. And obviously we should not animate the snake first. We should animate just the line. And when we when we're satisfied with the animation, we can establish our snake on this line. Önce çizgi yapmanızı istiyorum. Yani ilk önce yılanla başlamayın lütfen. Çizgiyle başlayın. Çizgi yeterince iyi olduğu zaman, yani doğru bir şekilde onu animasyon yapabildiğiniz zaman, o zaman yılana çevirebilirsiniz. Okay. I wanted to start another exercise, but I think it would be very time taking. Let's see it. Aslında aklımda bir şey daha vardı ama çok zamanımızı alır. Onu muhtemelen yapamayacağız bugün. You don't see my screen. We see it, but I think it's frozen. No, yeah, I'm playing a video and you're not. No, we're not seeing it. Let me try this one. Share my screen. Okay.
Okay, I wanted to start this one, but I think it would be very time taking. Aslında bunu yapmak istemiştim ama bu çok zamanımızı alır şimdi. And you are not watching it. I lost the option for lower the resolution to show you the dimension. Okay, it's not a problem. This is actually another. Let me show it in this screen. Actually, a fish follows the pattern of the. Balık da aslında üç parçalı kuyruk hareketini aynısını yapıyor. It's interesting, but a few tricks exist here. It is follow the same rule, but there is a difference here because in the previous examples, for example, tail, the tip of the tail, the base of the tail is steady. It is not moving. Mm-hmm. It's steady. But, okay, you translate it and then. Okay. Yeah, aslında aynı prensibi uyguluyorlar. Fakat arada şöyle bir fark var. Kuyrukta kuyruğun en alt kısmı fark ettiysen stabil, tek bir nokta ve orası hiç hareket etmiyor. Balıkta böyle değil. Yes, here the base is steady, here the base is steady. But when we go to fish, this is not steady. This would move and makes it a little bit complicated. Balıkta o nokta hareket ettiği için birazcık daha karışık yapıyor olay. Karışık oluyor. Konuşamadım. Okay, we are not going to discuss about it this session. Your exercise would be this one, and I think you would be able to animate this. Balığa zamanımız... Sorry. Okay. Balığa zamanımız kalmadı bu ders ama sizden yapmanızı istediğim şey yılan ve bence bunu yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta diğerine bakarız. And after you're satisfied with the line, draw your snake on your line. Önce çizgiyi yapıp çizgi iyi olduğuna emin olduktan sonra üzerine yılanı geçmeyi unutmayın. Okay. That's it. Teşekkürler. Thank you very much, Hamid. You're welcome. Any questions? Sorusu olan var mı? Aslında benim var. Bu paint'te hani duplicate yaptı ya altı kareyi. Sonra ters çevirdi. Onu hangi? Ya o şimdi farklı bir program kullanıyor bizimkinden diye düşünüyorum. Ya o Paint kullanıyor. O da mı TV Paint kullanıyor? Hamid, can you show us maybe how you selected, copyrighted and duplicated and then flipped your drawings? Yes, but it depends on the software you use. I can describe it in TV Paint. Evet, for TV Paint. Okay. Here. Let's show it. Okay. For example, this one. Let me. Okay. Here I have half a cycle. Okay. I select these frames. I select them by clicking on the bottom of this frame and drag it to left. Karenin altına tıklayıp seçip sola doğru çekip hepsini seçiyorum. Then I press Ctrl C. Sonra Ctrl C yapıyorum. And drag the CTI to here and Ctrl V. Sonra Ctrl V yapıp yapıştırıyorum. Now if I'm going to flip these frames, I should
use an effect. Hmm. Şimdi bunları çevirmek için effects kullanmam gerekiyor. So I should click on effects. FX işaretine tıklayıp bu tabloyu açıyorum. Add effects. Motion keyframer. Evet. Bir dakika. Add effects motion keyframer. And here I should reverse the bits. And let me turn on the light table. I can see where was the original the tail. Light so, table aç orijinal yerini de görebilirim. And it's original. And then select these frames and apply effects to them. Bu frame'lerin hepsini seçip apply effect diyorum. Bu şekilde. Tamam. Teşekkürler. Thank you so much. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederiz. You're welcome. Anything else? Başka sorusu olan var mı? Aslında ben bir şey sormak istiyorum ama ufak. Şimdi uçan balık çizeceğim de yaptığım çizgi filmde. Hiç uçan balık nasıl hareket ediyor görmüş mü kendisi? Have you ever seen a flying balık diyemedim fish ever? Have you ever seen a flying fish? I don't hear your voice clearly. She's asking if you ever saw a flying fish. A flying fish? Yes. Yani onu çizmem gerekiyor da çizgi film için, ama kanatlarının hareket şekli çok farklı. Kuş gibi değil yani. Because she wants to animate a flying fish and it has wings that doesn't move like a bird. She's having a little bit trouble with that. I haven't animated a flying fish. We should see reference videos. I don't know how. Yani Hamit de daha önce hiç böyle bir şey yapmamış. O yüzden bilmiyor nasıl yapıldığını. Ama referans olarak videolara bakman gerekiyor. Referans videolarına bakarak hareketi çıkarabilir misin? So I will send you email. Bir daha söyle. Bitirdikten sonra kendisine email atacağım adam. Evet, aynen. She's gonna try to do it and she's gonna send it to you. Okay, it's okay. I will see it and give her comments. Aynen, sana yorum yapacak. Okay. We will work on wave actions next session. This is not finished, so see you next session. Önümüzdeki hafta dalga hareketleri çalışacağız. Hepinizle önümüzdeki hafta görüşürüz. Goodbye Hamit. Thank you so much. Bye. Have a nice time. Bye. Oh, I make Fatih host. If you can. Yes, sure I can. Excuse me, Hamit, can you wait a few minutes? Sorry. Fatih wants to have a short conversation with you, so if you have time, can you wait 2 minutes? Okay. It's not a problem. Let me make Fatih host. Okay. I think Fatih is host now. Fatih is asking how is the animation sector in Iran. What? How is the animation going in Iran? How is doing animation in Iran? You mean industrial animation or because these are two paths. Some institutes are working on TV series. And universities and some artists are working on short animations for sending them to festivals. So sometimes do they also work on long feature films?
Excuse me, would you please repeat it again? Sometimes do they work on like movies, like long featured films? Like Persepolis? Actually, Persepolis does not Persepolis does not made in Iran. It is animated with an Iranian animator, but it is not animated in Iran. There are a few feature films made inside Iran. Yeah. Okay. Yani ufak şeyler oluyordu. Reklamlar gibi işler. Onun haricinde hani akademisyenler üniversitede çalışıyor. Aslında ben biraz sizin için sordum bu soruyu. Ne düşünüyorsunuz İran çizgi filmi üzerine ya da sormak istediğiniz bir şey var mı? Sektöre dair insanlar ne yapıyor? Bununla ilgili ben size örnek olsun diye sordum. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Do animators in Iran get commissions from outside of the country? Like, you know, I don't know if it's still considered as Iranian animation, but do you like get these kind of things? Excuse me, Deniz, I didn't get the question. Would you please repeat the question? Do Iranian animators get commissions from outside of the country? Yes. I think many of them work with Turkey right now. Oh, okay. Deniz, sesin polis telsizinden geliyor. Yani biraz tamam diyecek gibi oluyor. No, some of my friends are working in Turkey right now. Sorry? I said I know some of my friends, some of my colleagues are working with Turkish studios. Anime. Yeah, animation studios right now. Türk stüdyoları da çalışıyormuş bazı animatör arkadaşlar. Yeah. Okey, sizi çok daha fazla bekletmeyelim. Özge kaydı sanırım sonlandırdı. Sonlandırabiliriz. Sizler çıkabilirsiniz. Biz